Tabii ya. Oğlum, Mısır'ı bulmak zorundayız Öykü. Telefon gördün mü buralarda ha? Hemen Mısır'ı bulmak zorundayız. Oğlum tehlikede, oğlum. Ya biliyorum, ben biraz hata yaptım bu kadınla böyle baş başa kalmakla. Niye mi? Sen bir önceki bölümü izlemedin mi? Abone de olmadın sen. Ya bir bırakın Allah aşkına ya. Bak şuradan. Şurası oğlum bak, iyi bak. Bak şurası lan. Mazhar Beyci. Biraz serinlemeye hepimizin ihtiyacı var. Değil mi gülüm? Gülüm mü? Yani Çiçek Hanım son zamanlarda o kadar garip şeyler yaşadım ki. Şu söylediğiniz hiç garip kaçmadı. Aa niye garip kaçsın canım? Yeni tanışmış olabiliriz ama. Çok çabuk kaynaştık değil mi? Bu yaz da pek sıcak geçiyor ya. Değil mi Mazhar Bey? Yani insan hayatında kaç kez hayal et? Hayal et mi? Yani hayal et. Misal siz de biz bir ıssız adaya düşmüşüz. Hmm. Yanımıza da almamız gereken üç şeyi almışız. Bardaklar var, işte şişe var falan ne? Bir garip AVM. Hadi be oğlum, hadi aç şu telefonu be. Of, Mazhar. Mazhar, yalvarırım aç şu telefonu. Of be oğlum, of be. Hulusi Bey, yardım edebileceğim bir şey var mı? Affedersin Öykü, sen olayı bilmiyorsun tabii. İşe yeni giren güvenlik görevlisi kız var ya. Evet. Ben onu Facebook'ta gördüm. Hem de Sarı'nın Facebook sayfasında. Belli ki çok yakın arkadaşlar. Aman Allah'ım. Telefonunu da açmıyor. O halde Mazhar Bey'in hayatı tehlikede. Ağzından yer alsın, Allah korusun. Hadi bir an önce gidelim ne olur. Ayol sen ne çapkınsın ayol. Böyle fantezi bende yok. Isız ada demek. Hızır şeysiniz. Yok yok. Ya ben öyle konuyu değiştireyim diye söyledim. Ya ben sizde zaten ıssız adada ne yapayım ki? Sıkılırım. Mazhar'cığım. Ben seni sıkmam da. Sen belki beni sıkıştırmak isteyebilirsin. Dur. Alkol alırsak daha ileri gitmez miyiz? Bence eğitimi burada keselim. Aa. Ben gideyim. Aa. Ah, burada keserse kimin işine yarayacak Mazhar? Hadi içsene şunu. İç. Mazhar! Babamın sesi o. Bilmem, ben bir şu tarafa bakayım. Yok yok, gelirse zaten bu taraftan gelir. Oğlum, yok ben bir şu tarafa bakayım. Gitme gitme, nereye gidiyorsun? Babam buradan gelir ya. Niye gittik şimdi? Bu taraftan gelecekler. Mazhar! Çok şükür buradasın be oğlum. Demiştim ya zaten baba burada olacağımı. Nereye gitti? Çıkalım mı? Şu tarafa. Siz de yönetime haber verin. Tamam Öykü Hanım. Baba ne oluyor ya? Niye haber veriyoruz? Gel. Gel de ne olduğunu anlatayım sana hadi. Ya baba. Baba. Ne oluyor ya? İyiyim, iyiyim. Nasıl olduysa Muruk şüphelendi benden. Yo, burada kalamam artık. Mümkün değil. Tamam. Hemen çıkıyorum. Gel, gel. Böyle gel.
Seni buraya neden çağırdığımı merak ediyorsun, değil mi? İşte bu yüzden çağırdım, gördün mü? Nasıl olur baba ya? Aklım almıyor baba. Hayat bu oğlum, oluyor işte. Ulan herifin ölüsü ayrı dert, dirisi ayrı dert. Çevresi desen pislik. Ne yapıyorum ben ya? Biz ölünün arkasından konuşmayayım şimdi. Yani lütfen ama ölüsü baba. Baba demek Çiçek Sarı'nın arkadaşıymış ya. Çiçek kim lan? Demek böyle Facebook'ta fotoğrafları falan var. Oğlum niye böyle garip garip konuşuyorsun ya? Ne oldu, olayın şokundan kurtulamadın mı hala? Oğlum Feryal lan bu. Büyücü Feryal, ne çiçeği? Şşt, alo Masar Efendi. Korkutma beni oğlum, niye boşluğa bakıp duruyorsun? Haklısın baba ya. Ben böyle galiba hala şoktayım. Ben bir gidip hava alayım mı? İyi git. Her zamanki gibi havanı al gel hadi. Hadi yürü. Allah'a emanetsin Hulusi baba. Bizim oğlan yine kırdı kafayı. Allah kahretsin ya. Senden ne dedektif olur ne de başka bir şey. Salak öykü. Gel bakalım Masar. Bak bu sefer benim dediğim olacak kardeşim, tamam mı? Ben nereye istersem oraya gideceğiz. Vay. 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 Oğlum Masar. Sen var ya belli etmiyorsun ama çok akıllı adamsın ha. Ben senin yerinde olayım. Aha ben de bu AVM'de yaşardım. Şuna bak lan. Kızların biri geliyor, biri gidiyor. Maşallah. Oğlum. Allah'ın gücüne gitmesin de. Şimdi bu da mı topraktan geliyor lan? Bence var ya. Bunların temeli kayaymış. Böyle taşmış, taş. Maşallah. Maşallah. Hiç öyle bakma çakal. Berkemal, Berkemal. Asayiş Berkemal. Ay yoksa sen o kızı mı beğendin, ona mı bakıyordun ha? Vallahi ben bir şoktan bir şoka, bir şoktan bir şoka girer girer çıkarım yolculuk misali. Ya Müşo abla bak. Ulan sen... Ya abla vallahi bak biraz canım sıkkın. Dalmışım öyle. Yoksa şey yok yani. Ben bastım enerjiyi, bastım enerjiyi. Hala canım sıkkın diyorsun. Ne oldu sana canım benim? Ya bu ölen Sarı vardı ya. Öldü, yok. İşte onun bir arkadaşı beni zehirlemeye çalıştı. Zehirlemeye mi çalıştı? Hayda. Aa. Eko, 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 eko. Sesim, 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 sesim. Ne oluyor abla? Sanki böyle bed sesinin teki benimle birlikte aynı cümleyi söyledi gibi. Ay neyse neyse. Ben bir starım canım benim. Son zamanlarda sahne çalışmalarım çok fazla. Bunlar hep meslek hastalığı da sen anlayamazsın yani. Neyse konuyu dağıtmayalım. Sana ne diyeceğim? Allah'ın cezası pislikler. Ya Rabbim, ya Rabbim. Benim masajıma kim yaptı bunları? Ya Rabbim. Öğrenebildin mi bari? Kimmiş, neymiş, neyin nesiymiş? Seni neden zehirlemek istemişler ha? İsmi Feryal Oval. Lakabı büyücü. Elleriyle hazırladığı karışımlarla bir çeliği bile erittiği söyleniyor. Bu konuda efsaneleşmiş. O da Sarı gibi patron dedikleri adam için çalışıyor. Allah Allah. Ya bu kızı bir şey ben aldım. Ben tiyatro falan yapıyorum dedi. Sevimli kızcağızdı. Bu nasıl bir kumpas Hulusi abi? Vallahi bir bilsem. Galiba bu herif çok önemli bir şey biliyordu. Şimdi onu bizim de öğrendiğimizi sanıyorlar. Yoksa niye peşine düşsünler ki? Neyse canım artık. Bırakalım bu işleri. Bak Öykü Hanım da araştırmaya başladı. Yavaş yavaş çözülür nasıl olsa bu iş. Ayrıca ne demişler? Her işte bir hayır vardır değil mi? Böylece benim suçlu olmadığım da çıkacak ortaya. İnşallah, inşallah. Affedersiniz.
Jane Hanım tahkikata gelecek mi? Evet, gelecek. Konuşmadık ama mesajla haber verdi. Gelecek birazdan. Yüz yüzeyken anlatacağım. Oh, iyi. Gelsin, gelsin. Ben zaten Jane Hanım'a tahkik oluyorum. Tahkik olacağım. Masar'cığım şimdi senin tın 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 malum. O yüzden sen pek bir şey bilmiyorsun, bana yardımcı olamayacaksın bu konuda ama dedektifler araştırıyor diyorsun. Onlar şimdi Hulusi abimin yanındalar mı? Evet abla, onlar şeydeler şimdi, babamın yanındalar. Sana kaç kere dedim, bana Allah demeyeceksin diye. Neyse neyse yani. Şimdi ben bir Hulusi abimin yanına gideyim, bir bakayım. Konu neymiş, ne değilmiş, ben bunu bir araştıracağım, bir öğreneceğim. Merak tabii bendeki. Hadi ben gidiyorum o zaman. Sen de bir gez, dolaş, bir hava al, bir kafanı dinle. Ne yapacaksan yap Masar yani. Onu da ben söyleyecek değilim. Hadi öpücüklerim senin canım benim. Kendine güzel bakıyorsun. Bay bay, var ol. Oğlum bu çatlak benim sesimi mi duydu yoksa öyle mi denk geldi? Vallahi anlamadım ki. Ya kardeşim zaten derdin başımdan aşkın. Ya tamam kusura bakma. Ne bileyim öyle bir anda söyleyince ben de heyecan yaptım, atladım olaya. Hem ne lan bu olay öyle? Feryal nasıl öldürmeye çalıştı seni? Ya likör hazırlamış işte. İçirip öldürmeye kalktı. İçtin mi? Ha, lıhır lıhır içtim. Şu an zaten ben de hayal ettim. İstiyorsan bak ne yapalım biliyor musun? Bir dayı bulalım. O dayıya soralım ha. Dayı, dayı, dayıcı. Oğlum nereden bileyim lan? Belki de az içmişsindir diye düşündüm. Ne azarlıyorsun hemen? İçmedim işte kardeşim ya. İçmedim. Ya babam gelmese zaten Tahtalıköy'ü boyluyordum. Allah Allah. Oğlum Masar. Bak bu iş iyice ciddiye binmeye başladı. İnat etme, gel yardım et bana, bulalım şunları. Hem bak ben sana ne getirdim? Ne getirdin? Ne getirdim? Ne getirdin? Bak ne getirdim? Ne getirdin? Bak bakalım ne getirdim? Bak biliyordum oğlum lan, kardeşiz biz seninle. Bu Kartal Tibet'in kolyesi değil mi oğlum? Ya. Ben bunu filmlerde hep görüyordum ki. Aynen, hani ne diyorlar? Babamı kim öldürdü kurt? Ruh ruh. Hain Kostok. Ah. Kardeşim yapma. Kardeşim. Ah kardeşim ne yaptın? Sarkan! Nedir önünden Sarkan? Biliyordum lan bu numaranın işe yarayacağını. Kardeşim gel sana şöyle bir sarılayım. Gel, gel bir hasret giderelim. Kardeşim benim, canım benim. Canım kardeşim. Sonunda bulduk lan birbirimizi. Birbirimizi mi? Evet. E boynundaki kolyeye baksana. Aynı kolye sende de var. Kardeşiz oğlum biz. Kim taktı lan bunu benden habersiz? He? Bunu sen takmadın mı ki oğlum? Ben mi taktım? Sen taktın ya. Ben taktım değil mi? E kardeş değiliz o zaman. Değil miyiz? Değiliz. Ben dükkana gideyim o zaman. Şimdi sen git. Ben de kendime başka bir numara bulayım. Masar. Aha vallahi geliyor. Gönlümün efendisi. Tarık. Ya abi kendi gelmeden kokusu geldi ya. Ya oğlum böyle langır lungur olurum. Kadınla tanışmadım bile be. Öykü şimdi hemen uzaklaş buradan. Bayan Jane çok önemli. Hoş geldiniz. Bizi yalnız bırakır mısınız beyefendi? Polis abi sana diyor. Size diyorum beyefendi. Lütfen bizi yalnız bırakın. Uzaklaşın buradan. Hadi. Vay be. Kadına bak. Efendim ben hemen müsaadenizi istiyorum. Ofisime geçiyorum. Sizi de bir ara kahveye bekliyorum. Hadi sinirlendirme hanımefendiyi. Evet dedektif. Bu sefer nedir mesele? Nasılsın Kadir? Kadir mi? Sen ne diyorsun ya? Her şeyi öğrendiğimi söylüyorum. Silah kaçakçısı Kadir. Aa, yoksa kitap Kadir mi demeliydim? Bak... Bak dedektif, ben o işleri bırakalı tam 40 yıl oldu, tamam mı? Ben belki sen doğmadan bıraktım o işleri. Tövbe ettim ben. Ben temizim artık, anlaşıldı mı? Ama dayanamadın, sarıyı temizledin değil mi? İtiraf et. Nasıl olsa alışıksın ceset taşımaya. Ceset dedim de aklıma geldi. Hatırlıyor musun Masar'ı? Kardeşin hani, kucağında ölen. Sen ne diyorsun be? Ben mi istedim sanıyorsun ha? Ben onu korumak için elimden gelen her şeyi yaptım.
Keşke onun yerine ben ölseydim diye senelerce gözyaşı döktüm ben. Sen şimdi neyi sorguluyorsun ha? Benim vicdanımı ölüyorum. Hulusi Bey! Yardım edin! Yardım edin! Kimse yok mu? Yardım edin! Kimse yok mu? Ambulans yardım çabuk! Yardım edin! Hulusi abi, sakin ol, sakin olun. Güvenlik, sağlıklı çağırın. Sağlık, Hulusi abi, sakin ol. Sakin ol, yapmayın. Lütfen dayanın. Bir garip AVM sakinliği. Keyifli neşeli şen kahkahalı. Baba ne derse öyle olmalı. Gece gündüz gülmeli oynamalı. Nasıl olmuş da o gelmiş geri? Hadi şimdi kurtar kendini. Bir garip AVM sakinliği.